Geçen hafta gösterdiğiniz güzel ilgi için bugün tekrardan hangisini seçerdim videoları izliyorsunuz? Bitkilerle konuşabilmek, hayvanlarla konuşabilmek. Bitkiler yok ya. Bitkilerle konuşsam bir işine yaramaz ama hayvanlarla konuşsam çok büyük işine yarar yani. Her türlü işine yarar. O yüzden hayvanlarla konuşabilmeyi seçeceğim. Bir daha çay içme, bir daha kahve içme. Zor ya. Benim için zor. Ben hani çok sık kahve tüketen bir insan değilim açıkçası ama şöyle bir sıkıntı var. Kahve tüketmek gerekiyor ara sıra. Çayı da çok severim. Sanırım bir daha asla çay içmemeyi seçeceğim çünkü kahve enerjimizi yerine getiriyor. Bize lazım. Geleceğe gitmek ya da geçmişe gitmek. Ben açıkçası geleceği çok merak eden bir insan değilim. Ama böyle bir şey olabilirdi mesela. Geleceğe gidip nasıl zengin olabileceğim yolları öğrenebilirdim. Geçmişe gitseydim de Atatürk'le evet tanışmak gerçekten isterdim. Onunla bir güzel sohbet etmek isterdim. Geleceğin Türkiye'sinden bahsetmek istemezdim. Atam umarım onu bana sormazdı. Ama güzel olurdu. Her gün 30 saniye süreyle zamanı dondurmak. Her gün 30 saniye süreyle zamanı geri almak. Açıkçası 30 saniyelik zaman dondurduğun sürede bir işine yaramayabilir. Ama 30 saniyeni geri alırsan çok büyük işine yarar. Düşünsenize mesela o an 1 milyon olmak ister deseniz soruya cevap veriyorsunuz ama yanlış cevap olduğunu anlıyorsunuz. Hemen geri alıyorsunuz. Doğru cevap veriyorsunuz. Böyle 1 milyonu hatta 5 milyon olmuştu sorular galiba. 5 milyonu kazanırım. Bir daha sıcak yemek yememek, bir daha soğuk içecek içememek. Çok kötü ya. Çok kötü abi. İkisi de sıkıntı. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Sıcak yemek yerken soğuk içecek içiyorum. Soğuk bir şey yerken de sıcak içecek içiyorum. Ben böyle bir kafa yapısına sahip bir insanım. Böyle şeylerden hoşlanıyorum. İkisini de hayatından çıkarmak istemiyorum ya. Çok kötü. Yapacak bir şey yok. Soğuk içeceklere veda ediyoruz. Sıcak yemek yiyelim yani bir. Şu gıdayı beslemek lazım. 1 milyon dolar kazan, 1 milyar dolar kazanmak için yazı tura at. Riske girecek miyiz yoksa 1 milyon alıp işimize mi bakacağız? Açıkçası normalde aradaki fark bu kadar olmasaydı derdim ki 1 milyonu ver abi. Ama 1 milyar kazanma şansı için tura diyorum ve yazı tura atacağım. Büyük ihtimal bozuk param yok ya. Bozuk param olmadığı için arkadaşlar şöyle palım sakızını çevireceğim. Şu kısmına gelirse tura, bu kısmına gelirse yazı. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kazandım. Antik Yunan'da yaşa, antik Mısır'da yaşa. Oo, ikisi süper olabilirdi ama antik Yunan'ı seçeyim ya. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Mısır biraz sıkıntı. Köle olursak bittik ya. Sarı kola da yok. Sabahları duş almak ya da akşamları duş almak. Akşamları duş almak bence daha iyi. Şimdi yatmadan önce mesela yatağın çarşafları yeni serilmiş olur. Gidersin duşun alırsın, yatarsın mis gibi kokulu kokulu uyku. 10 numara olur. Akşam duşunu seçiyorum. Dünyadaki en zengin insan ol ya da süper güçlerinin olması. Şimdi süper güçler bana para kazandırabilecek güçler mi? O var şimdi. Süpermen'i oraya koymuşlar. Süpermen gibi güçlerim olacak olsa tabii ki süper gücü seçerim. Ama süper güç diye zihin okumaya verirlerse sadece ya abicim uğraştırmayın beni. Dünyanın en zengin insanı olayım geçerim derim yani. Zihinleri okuyabilme gücü, geleceği görebilme gücü. Aa. Şimdi asa çıkarını kullanırsın. Hani 5 dakika sonrasının geleceğini görerek çok şey kazanabilirsin. Ya da o an zihin okuyarak çok şey kazanabilirsin yapabilirsin ama geleceği görebilme daha iyi olurdu. Bir daha herhangi bir spor yapma, bir daha dizi film izleme. Zaten hiç spor yapmıyorum. Ama dizi filmi hayatından çıkarım. Onda sıkıntı yok. Yani spor yapmak önemli bu arkadaşlar. Yani kilo versem ve aktif spor yapsam mükemmel olur. Çok isterim ama yapamıyorum. Neden? Çünkü gıdayı beslemek lazım. Kısa ama zengin ol, uzun ama fakir ol. Ben zaten hem uzunum hem fakirim. O yüzden kısa olayım, zengin olayım, mutlu olayım ya. 500 milyar dolar cennete gideceğinin garantisi. Abi böyle bir garanti zaten kimse vermez, ben size söyleyeyim. Böyle bir garanti kimse vermez. O yüzden 500 milyar doları seçeceğim. Tabii 500 milyar dolarım olsa bu arada hani daha faydalı işler yapabilirim. 500 milyarın doların zaten 100 milyarı bana kalsın. 400 milyarını bağışla abi. Afrika'da açlığı bitir, onu yap bunu yap. O tür şeyleri harcardım yani. Benim olarak yapacağım şey bu olurdu. Bir Suriyeli olarak yeniden doğ, bir Afgan olarak yeniden doğu. Hiç doğmasam 200 bin dolar kazan, sadece bağış yapabilecek 2 milyon dolar kazan. 2 milyon bağış. 2 milyonu kazanalım ya. 2 milyonuyla güzel bağışlar yaparız bence. Güzel olur yani. 2 milyon kazanalım. Ronaldo ile yemek ye, Messi ile yemek ye. Ya Ronaldo böyle sağlıksız bir şeyler yiyemez. Ben bu arada hamburger falan tükettiğini söylüyorum sanırım ama gidersin böyle kola içersin dik dik bakar falan kötü olur. Messi ile otursun, Messi böyle anladım ya adamın muhabbet bile kurabileceğini düşünmüyorum Messi ile. O yüzden Ronaldo ile yemek yedim. Belki daha da sağlığa teşvik ediyor ya. Sorarım ya Cristiano abi. Ben kilo vermek istiyorum. Nasıl yapacağız ya bunu falan? Şimdi öl, sonsuza kadar yaşa. Sonsuza kadar bir yaşayalım ya. Görelim ne oluyor. Sonsuzda ne oluyor böyle. Ben tanırım lan. Rüyalarını kontrol etme gücü, kabuslarını kontrol etme gücü. Ya şuraya hiç rüya görmeme gibi bir şey koymayın zaten ya. Abi rüyalarımı kontrol edeyim ya. Zaten kabus görmese ben biri değilim. Yıllardır görmüyorum. Etkisinden çıkamıyorum. Rüya görmeyi sevmiyorum ama rüyaları kontrol edeyim artık. Ne yapayım ki? Daha önceden bu arada kontrol etmiştim var birkaç rüya ama. Özellikle böyle hani daha önceden gördüğüm rüyaları tekrar yaşıyorsam dejavu yaşamış gibi oluyorum rüya içerisinde. Bazen kaderini falan değiştirebiliyorum rüya. Geleceğe gidip normal maaşlı bir insan ol. 200 yıl öncesine gidip çok zengin bir kral ol. Abi 200 yıl öncesine gidip zengin
zengin mi, kral olunur mu? Olunur. Fazladan bir kolunun olması, fazladan bir bacağının olması. Rahat yürüyemezsin, ben size söyleyeyim. Yani bu üçüncü bacak böyle takılacak bir yeri falan kötü olur. Ama fazladan kolun olsa üç işi aynı anda yapar. Cips yedim, TikTok izledim, sırtımı kaşıdım. Üç iş aynı anda, mükemmel. Herkesin içinde altına sıç, herkesin içinde altına işe. Sıçmayın. Evet, herkesin içinde kötü olabilir ama herkesin içine altına işersen yedirebilirsin. Ben size söyleyeyim, böyle hani çeşmeli bir yerler olsa tamamdır. Yani suya düşürürsün, üstüne bir şey yaparsın. Bira döküldü falan yaparsın yani. Ortamın içinde o sıkıntı olmaz. Bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, ben ikisini de yaşadım ama çocuktum. Bir yıl hapiste kal, 5 yıl komada kal. Bir yıl hapiste kalınır be. Bir gireriz böyle. Ramiz dayı gördünüz mü? 5 yıl komada kalmaktansa iyidir, bir yıl yatalım çıkalım. Eşcinsel oğlunun olması, eşcinsel kızının olması. Yani benim için fark etmez çünkü o onların tercihi olacağı için arkadaşlar, yani bana giren çıkan yok. Şu anki tüm arkadaşlarını kaybet, bir yıl internetsiz yaşa. Bir yıl internetsiz yaşanabilir ama sıkıntı şu, benim işim internetle olduğu için bir yıl para kazanmamak demek oluyor bu. Biraz sıkıntı. En iyisi bir yıl internetsiz yaşamak ya. Yapacak bir şey yok. McDonald's'a mı girerim işe, nereye girerim bilmiyorum. Canlı bir hamam böceği ye, canlı bir örümcek ye. Geçen söylemiştim, canlı hamam böceği yenir abi. Yapacak bir şey yok, onu yiyeceğiz artık. Örümcek zehirliyse sıçtık ya. Elinin kırılması, ayağının kırılması. İstemem ki ikisinin de olmasını ya. Ama maalesef buna da ayak diyeceğim. Çünkü en azından ayak kırılırsa yine işimi bilgisayar başında yapabilirim. Videolar çekerken evet ayakta video çekemem ama böyle oturup videolar çekebilirim. El kırılsa sıkıntı, hani montaj yapamam. Kalır öyle, oyun oynayamam. O yüzden ayak diyeceğim, yapacak bir şey yok. Allah göstermesin bu arada. Bir yıl boyunca duş almamak, bir yıl boyunca tırnaklarını kesmemek. Abi 2 yıl boyunca tırnaklarımı keseyim yani. Okey. Benim için okey. Bir yıl boyunca duş almamak hayatta zor. Bir ay desen double ama bir yıl Sadece Türkçe bil, Türkçe hariç tüm dilleri bil. Türkçe hariç tüm dilleri bilelim. Sıkıntı yok. Sarışın olmak, kumral olmak. Sarışın bana gitmez ya. Kumral gider abi. Kumraldan devam. Bir daha Instagram kullanma, bir daha YouTube kullanma. İkisi de benim işim ama sadece bir tanesi para ödüyor. O yüzden YouTube diyorum. Ki zaten Instagram'da olan her şeyi YouTube'da bulabildiğiniz için sıkıntı yok. Zengin olmak ama oyun oynayamamak, fakir olmak ama oyun oynayabilmek. Oyunlar umurumda değil, para. Parayla oynarım abi. Gerçek hayatta oynarım. Oyunları da. Elsa ile evlen, Anna ile evlen. Lan Elsa'nın da aslında özel güçleri var. Çocuğumuza falan geçer, güzel olabilir. Anna da bilmiyorum. Anna biraz saf karakter ya. İkinci filmini hiç izlemedim ama birinci filmde biraz daha saf gibiydi. Bilemedim. Bakıyorum Elsa ya. Elsa abi ya. Elsa abi ya. Erkekler kendi aralarında ne konuşur? Biri daha çikolata yiyememek, biri daha tavuk döner yiyememek. Tavuk döner güzel, çikolata. Zaten şeker hastasıyız ya. Yiyemeyelim çikolatayı. Ne olacak ulan? Bir mülteciyle evlen, sonsuza kadar bekar kal. Şimdi mülteci deyince hepinizin aklına tabii ki de Araplar geliyor. Ama şöyle bir şey daha var. Ukraynalılar, Ruslar. Tabii ki de mülteciyle evlenin. Tabakada dans, yanlış anlamayın. En yakın arkadaşınla örümcek adam olmak, Afrika'daki çocukları beslemek. Abi Afrika'daki çocukları besleyelim ya. Boşver, ne olacak ya en yakın arkadaşımızla. Dur lan, arayacağım, bir soracağım. Sarp acaba uyuyor mudur, onu anlamak istiyorum. Sarp'cığım. Yunus'um, nasılsın? İyiyim Sarp'cığım. Şimdi sana bir şey soracağım. En yakın arkadaşınla, yani senle örümcek adam olmak mı, Afrika'daki çocukları beslemek mi? En yakın arkadaşımla örümcek adam olmak mı, Afrika'daki çocukları beslemek mi? Evet, hangisini seçelim? Bir defa alından besliyoruz. Ya yani hep örümcek adam oluyoruz. Afrika'ya çocukları komple besliyoruz ya. Sürekli besliyoruz. Sürekli. Örümcek adam olmayayım ya. Ben ikinci seçeneği seçiyorum. İşte bu yüzden Sarp'ı seçtim arkadaşlar. Bu yanıtı verebileceğini bildiğim için. Çok teşekkür ederim. Videoda olduğumuzu bilerek yaptım. Evet, son bir mesajını alalım video için. Yunus inşallah 1 milyon olur. İnşallah. Öpüyorum seni, görüşürüz canım. Evet arkadaşlar, örümcek adam olmayı seçiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, biraz kısa olmuş olabilir bu video çünkü kamera sürekli ısındığı için kapanıyor. Haliyle her yer ışık olduğundan. Ama bir sonraki video için yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sarp'a çok teşekkür ediyorum. Videoma bir anda konuk oldu. Hepinizi seviyorum.